Şimdi dün Tarık Bey ile arkadaşlarımız görüştüler. Stüdyoya da davet ettiler. Tarık Bey gelemeyeceğini söyledi. Çünkü panik bozukluk ve agorafobi rahatsızlığı varmış. Peki Bu yüzden... pavyonlara, Türkü barlara nasıl gidiyor? He? Oralara nasıl gidiyor Müge Hanım? Onu bir açıklasın, gelsin şuraya karşıma ya. Birazcık insansa, adamsa gelsin ya. Benim arabamla kadın gezdirmesi çok kolay değil mi? Gelsin insansa, kardeşleri de gelsin. Çıksınlar benim karşıma ya. Herkes her şeyi biliyor. Neden yoklar? Ya ben arabamı istiyorum. Ben onun için çalışmadım ya. Sizi anlıyorum. Siz şöyle söylüyorsunuz. Yani hem arabayı aldı hem de orada başka kadınlarla geziyor. Hayır, Yani biz gücümüze gidiyor. evleneceğiz diye. Kendisi de söyledi. Biz yatırım amaçlı. Yatırımı kendisine yaptı. Ben 199'a alındı. Zaten parasını ben verdim. O kendisine mi yaptı yatırımı? Benim arabam niye bana gelmiyor? Şu anda arabanın değeri ne? 1,5 trilyon. Neden? Yani beni ya keriz yerine koyamazlar ya. Estağfurullah. Doğru, siz o parayı yani 470 bin lira falan olarak hesapladık. O Kabul zaman üçte etmiyorum biri. ben bunu. Ama aslında dörtte üçünü sizin O kendini çok ödediğinizi akıllı zannediyor ama çıksın yenge karşıma. söyledi. Heh. Dörtte üçünü ödediyse tabii ki Gerçek orada... ederi de 1,5'sa... Ya keşke gelse şuraya ya. Ama işte agorafobisi varmış, giremiyormuş kapalı ortama. Peki şeye nasıl gidiyor? Türkü barlara, dışarılara nasıl gidiyor? Toplumda nasıl çalışıyor? Rahatsızlığı olan insan Biz böyle bir şey yapabilir mi? de şeyi sorduk o zaman, hani bu sözü nasıl yaptın, söz nişan neyse, orada da neler çektiğimi biliyor Ayşe Hanım demiş. Ne çekti? Gelsin anlatsın ne Hiçbir şey çektiğini. yiyememiş, içememiş, çok sıkılmış hani böyle. Pavyonlarda sıkılmıyor. Hepsi numara ya Müge Peki Hanım. ne Bu işin iş ya? ehlisi ya. Kime ne iş yapıyor o zaman? Şimdi bizim stüdyomuz küçük bir stüdyo değil ki. Burası geniş, ferah bir yer. Yani hani bir insanın Hocam bahane bulacak sıkılacağı bir ya, bir yer kılıf değil. uyduracak Hani ya. gerçekten de böyle bir ciddi rahatsızlığı varsa o zaman demek ki hiç çalışamıyor. Yani Evet, herhangi bir işi de yok demektir. çalışıyor. Şu an bir ay falan oldu işe gireli. Çalışıyor. Para bitti tabii, iş buldu. Hayır, ben kendi söylediği rahatsızlığıyla ilgili hani tanıya Tamam. yönelik bir Tamam konuşma da yapıyorum. o şeylere, türkü barlara, dışarılara bayanlarla gittiğinde nasıl gidebiliyor? Bana da çok söylediği tanı çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Hani sizin anlattığınız o yaşam tarzıyla çok uyumlu Hayır, gelmedi. hayır, hayır. Bu işin Şimdi çok ustası olmuş da. bağlanacaktı şimdi galiba, telefonu meşgule mi veriyor, ne oldu? Hani bağlanacaktınız, parayı ne zaman ödeyeceğinize dair bir... Hayır Müge Hanım ya, herkes biliyor ya, araba benim. Ne parası ya? Bana verecek 3 kuruş. Bu adalet mi ya? Hak mı bu? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ya bırakmam peşini. Vallahi bırakmam. Canım pahasına olsa bırakmam. Ya beni kimse bu konuma sokamaz. Biz evlenecektik ya. Ben onun için verdim. Hemen nikah. İş nikaha geldi mi? Bağlansınlar ya. Ben oraya ev için de gittim. Bana evin kaparasını verdirtirdi. Yok evini o tarafa... Evin kaparasını da verdiniz. Tabii evin kapa şeyi de verdim. 5.000 lira depo şeyi verdim adama, alacağımız kişiye. Onu da ben verdim, o yatırdı. Hadi çıksın bunları söylesinler. Ondan sonra kendi miraslı evleri var. O şu an o bayan orada yaşıyormuş. Yaşasın, ben onu peşinde değilim. Ben arabamın peşindeyim. Ben paralarımın peşindeyim. Yok, ben onun da peşinde olurdum. Ben sizi anlıyorum yani sonuçta öyle de düşünebilirsiniz. Yani kimse sizi bu konuda suçlayamaz. Hani sen şimdi benim evleneceğiz diye aldığım şeylerle başka kadınlarla mı geziyorsun? Yani çok da Ya gelsin şuraya, hani gelsin. bilmiyorum, eleştireceğimiz bir şey mi değil. Yani insan böyle düşünür. O zaman bana bu kadar umut vermeyecekti. Bana hep diyordu ki Allah'a o kadar her gün defalarca şükrediyorum senin gibi bir insanı. Bu hepsi numaraymış. Hepsi bir oyunmuş. Anladım ama şu anda anladım. Hepsi gerçekten numara mıymış? Öyle mi düşünüyorsunuz? Seven insan böyle bırakır mı? Tenezzül edip bir açıklama yapmadı Müge Hanım. Ve daha önce söyledi, dinlettireyim size. Dinlettireyim. Okutturayım pardon mesajları. Mesajlarınız, evet, yani mesajlarınıza baktığım zaman başta çok güzelmiş her şey. Yani.
Sizin başta var güzel. Zaten o kendisi de diyor ya paraları pavyonda yiyeceğim. Hayır, buradaki konuştuğu gibi değil. Paraları pavyonda yiyeceğim. Sana da fotoğraf atarım kısmı benim biraz midemi bulandırdı. Dün ya annemden tutun küfürler. Tabii kimle konuşuyorsunuz, bir bağlanın yani, bir para ödemesini açıklayacağım dediniz. Yani sonuçta bir hanımefendi var, sizi dolandırıcılıkla suçluyor. Şimdi siz ya bunu kabul edersiniz, kenara çekilirsiniz. Kadın gider mahkeme yoluyla bir şekilde halleder işini. Diğerlerini de verir misin kardeşim senin elinde olanlara? Ya bu şekilde halledersiniz ya da çıkarsınız delikanlı gibi, dersiniz ki böyle böyle oldu. Ayşe'cim benim hayır, de sana karşı buraya hislerim bitti. Tarık beni dinliyorsun. O arabayı buraya 12 saat içinde yarın buraya buranın otoparkına çekmeni istiyorum. Bu araba çalışmıyor diyorsun değil mi arabayı? Arabanın üstünden inmiyorsun arabadan. Araba kullanılıyor. Kullanıyor arabayı. Bana araba kapımın önünde yatıyor dedi. Ve arabayla işe gidip geliyor. Geziyor. Adana'ya da gidip geliyor. Her yere gidiyor. Araba kullanılıyor. O beni saf yerine koyuyor. Kandırıyorum. Ve araba bozuk değil diyorsunuz. Araba çalışıyor, kullanıyor. Çalışmıyor mu? O zaman çekiciyle bir şekilde arabayı ben buraya istiyorum. Ve burada noterde benim üzerime verecekler arabayı. Bunun başka şey yolu yok. Yok, bunu herkes bilsin. Bütün şeyi herkes biliyor. Bütün kardeşleri de biliyor. Araba neden kardeşinin üzerine yapılıyor? Çok dürüstse kendi üzerine yapsaydı. E niye sormadınız, niye onun üzerine yapıyorsunuz? Ben ya daha yeni sonradan öğrendim. Dün yayına bağlanan Esen Hanım, Esen'den öğrendim. Bana kendisi söylemedi ki. Keşke ben arabayı benim üzerime verecek diye gittim. Keşke kendi üzerinize yaptırsaydınız. Keşke ilk baştan kendi üzerinize yaptırsaydınız. İşte hemen gelecekler ya. Ben onun üzerine zannettim. Arabayı senin üzerine vereceğim dedi. Ayşe Hanım, onun kendi üzerine yapma işinin sebebi daha işin başında. Hocam sizin, bilmiyordum ki. Size bir kuruş göstermemesi için. Evet. Veya hukuken el koyacağınız bir mal varlığına sahip olmaması için. Evet. Bunlar belli ortada. Ortada hocam. Evet. Ama ben bunu sonradan öğrendim. Evliliğe nikah, ya istediğim bir nikahtı. Benim onun malına da hiç ihtiyacım yok. Benim evim de var. Benim iki maaşım var hocam. Benim çekeceğim sıkıntı 30 gündür. 31. gün benim elime para geçer. Ben ona kıyamadım sevdiğim için. Evleneceğim kişi yücelsin istedim. Hani böyle arabamız olsun. Ben şey yapmadım ki. Bir nikah yaptırsaydın da ondan sonra araba... Hemen olacaktı hocam. Falan filan. Adam bu işin kardeşim ustasıymış işte ortada. Biraz gelse ya karşıma. Biraz erken Ayşe Hanım, kusura bakma. Ya. Biraz erken başlamışsın sarf etmeye. Yani ama hesapsız davranışların neticesi... Ama bu dünkü konuşması gibi değil bu. Dün çok kibar konuştu, çok nazik. Ya dün öyle konuştu. Ama size de mesajlarında çok nazik. Ben şimdi bu arkadaşlar çıkarmışlar. Bir, yani bir şey size sonra göstereceğim. O zaman bana hak vereceksiniz. Hayır hayır. Yani başta her şey çok güzel. Evet. İşte sen ama bana... Ayşe'den nasıl alacak Müge Hanım? Ama Ayşe Hanım galiba hiçbirimizin anlayamadığı... Hani sizinkisi 3 aylık falan bir şey değil. 3,5 yıl. Ne kadar uzatırsa süreyi... Hayır ben de şunu beni anlamıyorum. Beni o kadar... Müge Hanım bu sizi şey... isteme ne zaman? İsteme 2021. 2021? Evet. Sene 2023. Evet. Tamam istedi 2021 hangi ay? Aralık 18. Tamam 2021 Aralık 18. Tamam 2022 Mart'ta evlenseydiniz mesela. Ya buradan gittiler, Bursa'dan döndüklerinde annesi rastlandı. Annesiyle biraz uğraştılar. Akabinde kız kardeşinin kanser olduğu ortaya çıktı. Deprem hep yani dedim ki istediğim gidelim bir nikah kıyalım. Ya bağlansın Esen. Her şey kızcağız ev buldu bize oradan. İlle ben bakarım. İşte o ev bize uygun değil. İşte sonra bakarım. Hep bir şeyler oyaladı. Sizin Bursa'da oturduğunuz eve niye gelmiyor? İlk baştan ben Adana'ya gidecektim. Sonra o işte beni aradı. İşte diyor ki ben diyor Bursa'ya geldim. Bursa'da ne yaşadığınızı bilmiyorum. Ondan sonra olmayacağını anladım. Söylüyorum Müge Hanım. Bir gece benim evimde kaldı. Ben aşağıya annemin katına indim. Ertesi gün ben bir ev aldım. O evi görmek istedi. Ondan sonra gittik evi gördük. Aa dedi burası çok güzel. Ama oh, bana benim yaşayabileceğim bir semt değil. Ben daha merkezde yaşıyorum. O şehir dışında kalıyordu. Ondan sonra burada yaşarız dedi. Yaşarız. İyi güzel tamam. Orası değil. Onları kiraya verip başka bir ev tutarız diye düşündüm. Ondan sonra ertesi akşam, o akşam işte o evi gördük. Eve döndük. Ondan sonra yemek yiyorduk. Sesimizi duymuş abim abim telefon etti. Tarık burada mı dedi. Burada abi dedim. Abicim söyler misin? Lütfen bir otele geçsin dedi. Bu konuşmaya bile tenezzül etmedi. Hemen
Çantasını aldı, çekti, gitti. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.